Günaydın dostlar. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Yolundadır diye umuyoruz inşallah. İnşallah her şey yolundadır. Döndük köyümüze, döndük Hollanda'ya. Evet, uzun bir ara oldu. Uzun bir ara oldu. Ya şöyle düşünün, hemen konuya giriyorum. Yani diziler de ara veriyor. Sezon arası. Sezon arası veriyor. Biz de bir ay falan ara verdik. Evet, yani her yaz. Evet, çekeceğiz diye düşünmüştük ve öyle söylemiştik. Yani haber vermemiştik. Bir sürü planlardan bahsetmiştik ama gücümüzde kalmamış. Yani hani o gücü bulamadık da kendimizde tatil Allah boyunca. Hem çünkü yoğundu program, biraz oradan oraya, oradan oraya. Hem de bir ara vermek de istedik. İyi oldu. Bir ay dinlendik vallahi. Evet, özlemiştik Türkiye'yi. Bir senedir gitmiyorduk. Bir ay dinlendik, geri geldik. Başlıktan da görebileceğiniz gibi arkadaşlar, bir hadise var başımızda. Dolandırıldık. Hollanda'da evet, dolandırıldık. Ya ben hala bilmiyorum. Benim içimde bir umut var yani. Bence bilmiyorum. Dolandırılmamış da olabiliriz ama bence dolandırıldık. İşte. Bilmiyorum. Neyse, şimdi sizi hemen oraya doğru götürelim. Nasıl dolandırıldığımızı anlatacağım. Ev var ya, korkunç. Korkunç halde, bak söylüyor zaten, duydunuz. Buyurun. Şimdi çıkıyoruz. Hop. Çıktık. Şimdi bir saniye bekleteceğim. Sen tut. Ben şu bir dakika arabanın anahtarını alalım. Ya ev korkunç halde. Ben şu arabayı şuradan almam lazım. Bir saniye. Hava serinmiş. Tabii biz geldik 30 dereceden 35, bilmiyorum. Hava burada soğuk, buz gibi. Böyle askılı çıktım ama psikolojim bozulmasın diye, yani reddediyorum kış gelmedi diye. Ya da sonbahar. Arabayı arkadaşlar. Bu arada arabayı değiştirdik. Evet. Bayağı oldu ama çekemedik bunu. Bayağı oldu. Yani hatırlarsanız annemler buradaydı benim. Evet, o zaman değiştik. O zaman değiştik. Şunları bir koyayım. Çekeceğiz bunun videosunu. Aynen. Ama ben aşırı memnunum. Ben çok istiyordum zaten. Evet. Yani bu arabayı ben biraz tutturmuştum. Hatta bir önceki, yani Maserati'den önce de tutturmuştum galiba. Hatırlamıyorum. Bir ara bayağı bir tutturmuştum. Şimdi bunu biraz geri almam gerekiyor. Başardık. Çok güzelmiş araban. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Dolandırılma hikayemize gelelim. Ama şu yan komşunun G'sinde de bir gözüm yok değil yani. Dur, insafsız dur. Şimdi. Gözüm var yani, bir insanın gözü kayıyor yani arada. Öyle mi? Şurada duruyor yani. İsim daha güzel. Şimdi arkadaşlar, dolandırılma hikayemize geliyorum. İşte dolandırılma bu. Hikayemiz bu abi. Evet. Hemen anlatıyorum hikayeyi. Hızlıca anlatıyorum. 7 Haziran'da oluyor bu olay. İşte geldiler 7 Haziran'da. İsmini de bırakacağım şirketin. Şuraya bırakırız. Yani yanlış yapmayın. Ölçüler alındı 7 Haziran'da. İşte fiyat teklifi geldi. Anlaştık, okeyleştik. Hatta boya rengine kadar özel. Hani özel dediğim ya. Evet. Binanın yani dışıyla olan. Şunun kodunu işte bu evin evraklarında falan yazıyormuş. Onu hani bulduk. Onunla aynı olsun diye rengi. Onun kodunu bulduk falan filan. Onu gönderdik. Onun için ekstra ücret istediler. Onu anlaştık. Şudur budur falan filan. Neyse. 7 Haziran'da dedik ki biz Ağustos başında tatile gideceğiz. Yani ilk hafta yaparsanız olur. Tamam. Bakalım. Biz bir üretime bakalım. İşte konuşacağız. Neyse. Temmuz'un son haftası. Arıyorum. Bir hafta aradım. Ulaşamadım ben bunlara. Sonra en sonunda biri açtı telefonu. Neyse. Maille zaten dönmüyorlar. Biri açtı telefonu, dedi ki ya böyle işte çalışan eksiği var, işte üretim azaldı falan filan, işte yeni randevu tarihi verelim, yetiştiremeyeceğiz. Tamam. Ne zaman? İşte ben dedim ki bir ay biz yokuz, Eylül'ün 18'ine anlaşalım. Tamam, Eylül 18, güzel abi. İşte başladım Eylül'ün ortasında aramaya artık bunları. Artık hani bir hafta kesinlikle. Önceden hani geliyor musunuz diye. Yok abi, kimse yok. Şu an kesinlikle ulaşamıyoruz. Kesinlikle evet, telefona çıkmıyorlar, maillere cevap atmıyorlar.
Ve 18 Eylül'ü geçtik. Gördüğünüz gibi kapı hala aynı. Yani yapı, garaj kapısı evet. Yapılacak. Ya bu arada tabii aynen. Bu, çünkü ilk bunu eski sahipleri burayı garaj olarak kullanmamışlar. O yüzden burada tabii ki araba geçmiyor yani bu kapıdan. Hani o yüzden şöyle komple şurayı da kapsayan. Böyle açılıyor. Ama bu araba geçecek kadar bir değil. Kolay değil yani. Garaj kapısı yaptıracaktık. Ya işte neyse olmuyor. Neyse, bu olmadığı için de yani. Arkadaşlar kendime araba alamıyorum. Ay ne kadar. Ne kadar büyük dert değil mi? Ya şaka bir yana abi arabayı içeriye sokmak istiyorum yani. Yok. Evet, arabayı içeriye sokup yani şurası ikinci park alanı. Aslında şurayı da kullanabiliyoruz ama tabii ki içeri koymak istiyoruz. Ben bak, garajımız var ama içeri Pakize koyamıyoruz. Pakize çalışmış. Ha evet, yan komşumuzun kedisi bak gelip buraya yapıyor. Bu evet. Arabayı aldığımızdan beri arabayla bir özel ilişkisi var onun. Sürekli geliyor arabanın altına. Şurada kamera olduğu için ben kameradan sürekli takip ediyorum. Geliyor şeyin altına, giriyor böyle yarım saat sonra falan çıkıyor. Bilmiyorum işte sıçıyor, tövbe tövbe gördüm. Bayağı yapmış ya. Bir aydır gelip gidiyordu. Aa şikayet edeceğim onu. Neyse bu arada koltukları değiştik biliyorsunuz daha önceden izleyenler varsa. Bu evet. Koltukları satıyoruz arkadaşlar. İsteyen varsa evet. Daha önceki videolarımızda görmüşsünüz. Ya da yani gerçekten... Gerçekten bir ihtiyaç sahibi falan hani olursa bir öğrenci evet. Falan mesela vermeye de niyetimiz var ama Daç'lara bedava gitsin istemiyoruz. Daç'a bedava vermem ya. Vallahi vermem Daç'a bedava. Evet. Sardık, sarmaladık güzelce. Buraya evet, ya bunlara evde de yer var. Olmadı üst katı yani kapı gelseydi öyle planlıyorduk. Evet. Garaj kapısı gelseydi bunları hani en üst kat bomboş zaten orada koyacak yer var. Koyacaktık ama dolandırıldığımızı anlayınca ne yapmamız gerekiyor ya burada? Bu arada bilen vardır evet. Avukata vereceğiz herhalde. Bizi izleyen, burada bizden daha uzun süre yaşayan ya da burada doğup büyüyenlerden de bizi izleyenler var. Sanırım ben WhatsApp gruplarında şeyin konuşulduğunu hatırlıyorum. Tüketici mahkemesi gibi bir şey var, oraya başvurabiliyorsunuz. Ya da tabii ki avukat tutup onunla da bir aksiyon alabiliyoruz. Ama şu an ne yapacağımızı tam bilmiyoruz. Tamamını da vermedik aslında, yarısını verdik. Evet, yarısını. Ama yine de ciddi para yani. Niye? Boşa gitti. Ya niye bırakayım abi? Allah aynen. Allah. Şimdi annelerimiz karalar bağlayacak. Böyle şeylere en çok anneler üzülüyor. Evet ya direkt gitti arayacak. Çocuk. Annem izler izlemez arayacak beni direkt. Gitti çocuklarımın paraları diye. Evet, sağlık olsun. Belki de gideceği vardı. Bilmiyorum. Belki de çıkacağı varmış. Aa, bu kapı niye açık? Açılmıştır ya. Ama olmaz ki böyle bir şey. Ya bak şu sarmaşıklar. Bak. Tamam mı? Vay vay, bu nasıl böyle açıldı? Neyse şu sarmaşıklar arkadaşlar büyük bela, büyük başa bela yani. Koparıyorum. Geri bir hafta çıkıyor. İçinde böyle oluyor. Yani durum eve bu. Gelmeye çalışıyorlar ya. Saracak evi. Yan komşu asla ilgilenmiyor bahçeyle. Hiç. Ya abi, araba lastiği falan var ya. Yani bahçe inanılmaz. Çok acayip. Ön tarafını çok güzel yapmıyor. Arka asla umurunda değil. Tekne falan var abi. Ön tarafında adamın. Neyse ben şu kapıyı kapayım da. Ha. Evet, şimdi alışveriş falan gideceğiz. Ya bilmiyorum ya, belki de ararlar ya, daha bir hafta oldu yani. Şöyle teslim, yani 2-3 haftadır ulaşamıyoruz da kendilerine. Benim hala umudum var. Benim hiç umudum yok. Bilemiyorum, belki de ararlar, ne bileyim. Bir şey olmuştur. Neyse, biz gidelim alışveriş falan yapalım. Alışveriş. Yani çok yokluk içindeyiz. Evde şimdi evet, hiçbir şey yok. Ben anlatsa zaman... da. Dolandırma hikayemizi de anlattığımıza göre şimdi arabayı çekeriz, onu çekeceğiz, yakındır. Havalar da güzelken aslında çekebiliriz arabayı. Neyse, herkes kendine çok iyi baksın. Videoya abone olmayı, videoya olamazsınız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir ay oldu. Ara aynen. Verdim çekmeyi. Özledik, çok özledik. Evet. Ve geri görüşürüz. Geldik. Videolarda görüşürüz artık. Herkes kendine çok iyi baksın. Bye.